İyi günler. Ben Atik Bal'ın sahibi Mustafa Atik. Şu anda Kırşehir'e geldik. Bahar ayı geldik. Arılarımızı getirdik. 250 kovan arım var şu anda. Bahara başladık. Çok şükür olsun. Fakat arılarımız oğula gitmeye başladı. Mevsimden dolayı. Mevsim çok iyi gördüğü çok canlı, için. Çok canlı bir bahar olduğu için. Arılarımız oğula gitmeye başladı. Çoğu arılarımız oğul verdi. Ondan dolayı da burada iğde balık var. İğde var. Ihlamur var. Kervansaray Dağı'nda da oraya da çıkıyorum. Orada da kekik var, geven var, böğürtlen var, kızılcık var, deve tabanı var. Oradan da alıyor. Arıyı ikiye bölüyorum. Bir kısmını kervansaraya çıkar diyorum. Bir kısmını burada tutuyorum. Burada iğdeden alıyor. Ihlamurdan alıyor. Meyvelerden alıyor. Çiçeklerden, güllerden. Çiçeklerden alıyor. Kervansaray'da da artı işte kekik, geven, böğürtlen, kızılcık, deve tabanı o şeylerden alıyor. Ve bütün işte balları harmanlıyorum ben. Yani. Petek balını ayrı, süzme balı ayrı olarak alıyorum. Onu dinlendiriyorum. Dinlendikten sonra da halkımıza sunuyorum. Tam doğal olarak doğal bal. Doğal bal. Bir de vatandaşımızın bazı kafasında soru işaretleri var. Geçen seneden kaynaklandı. Bu tamamen bak bu kasnahtır bu. Kendi yapıyor bu. Tamamen kendi mumu. Kendi örüyor bunu. Ben bir şey yapmıyorum. Bu da mumum. Benim mumum bu da. Bu pres mum. Bunu arı şişiriyor. Buna diyorlar ki suni diyorlar. Hiçbir alakası yok bak. Ben bunu bak bunu kavla diyorum. Kırıldı da. Bunu ben de yiyorum. Fakat bu da arını yaptı ya. Bunu da yiyorum ben. Tamam. Bunun suni ile ne alakası var? Vatandaş buna değil ki suni petek diyor. Hiçbir alakası yok. Bu da benim mumum. Tam doğal petek. Bu da benim mum. Bunu da arı yapıyor, bunu da arı yapıyor. Bunu biz pres baskıda şişirtiyoruz. Baskı. Erittiriyoruz bunu, pres baskıda yapıyoruz. Bunu peteğe koyuyorum arıya, arı bunu şişiriyor. İşte doğalı göster. Bak bunu şişiriyor, bu hale getiriyor. Ve içine bal dolduruyor. Ve bunu tamamen dolduruyor bak. Ağzını kapat. Tamam. Şurada. Devam et. Onu gösterme. Artık balımızı aldıktan sonra Muğla'nın Milas ilçesine gidiyoruz. Sezon bitiyor. Sezon burada Ağustos'un 10'u gibi, 15'i gibi biter sezonumuz burada. Tamam. Balımızı keseriz. Milas'ın Muğla'nın Milas ilçesi var. Oraya da kış sezonu. Püren balına gideriz. Püren, çam, o tür. Bitki balına gidiyoruz. Orada bitki, burada çiçek. Aradaki fark o. Biri bitkiden alıyor, biri çiçekten alıyor. Biri doğadan alıyor. O da doğa da bitki. Bu çiçek. Bizim ballarımız tamamen patentli. Tamamen patentlidir. Tamam, tahlili. %98 tescilliyim. Tahlili, tescilli. Tescilliyim. Markam var. Artı polenim var. Propolisim var. Her türlü arı sütüm arı var. Sütümüz. Bütün ürünlerini şey diyorum. Bakın buradan ben çekeyim. Bak. Burada da poleni. Gördüğünüz gibi. Bunlar da hepsi doğal çiçek tozları. Bütün meyvelerdeki meyvelerden alıp getiriyor bunu. Bunu bala dönüştürüyor. Kendini yiyor ve anayı besliyor bunlar. Yavruyu besliyor, kendini besliyor ve sonradan da balı olgunlaştırıyor. En doğal şey besin kaynağı polendir. Biz bunlardan da kanser hastaları için karışım yapıyoruz. Arı sütü, propolis, polen, perga, işlenmiş perga dediğimiz hakiki doğal balla beraber karışım yaparaktan kanser hastalarının tedavi gördükten sonra halsiz yorgunluk alıyor. Onlar için daha kuvvetli, orijinal bir şekilde bir karışım hazırlıyoruz. Bunlar da tamamen patentli ürünümüzdür. Hepsi doğaldır. %98 tahlillidir. Hepsi. Aynı zamanda Avrupa'da ihraç ediyoruz. Bezdeki de bunlar da propolis bak. Arı propolis yapıyor bak. Bu burada, safı. Burada saf propolis. Bu saf propolis bu. Ben bunu alkolle damıtıyorum bunu. Damıttıktan sonra bu 1 yılda 10 ayda anca damıtılıyor bu. Ankara'ya götürüyor Hacettepe Üniversitesi'nde tahlil yaptırıyorum. Tahlilden geçiyor. Tahlil raporunu alıyorum bunu. Tahlilden geçmeden ben bu satışa sunamıyorum bunu. Çünkü markayım ben. Markam var, patentim var benim. Bunu tahlilden geçtiriyorum. Bu safı.
Etil alkolle damıtıyorum. Bir de zeytinyağına damıtılıyor. Bir de zeytinyağına damıtılıyor. Zeytinyağı. Hakiki zeytinyağı. Dövme zeytinyağı. Onu tamamen hemen 10 ayda anca oluyor. Çok karanlık yerde olacak o. Bunun faydaları da arının kendisi tamamen antibiyotiği. Aynı zamanda insanın içinde antibiyotik. Bir bağışıklık sistemini güçlendirir, kuvvetlendirir. Nezle, grip, soğuk algınlığı, üşütme, zatüre gibi şeylere çok faydalı. Ağaçların reçinesinden getiriyor bu propolisi de. Bunu reçinesinden, ağaçların reçinesinden getiriyor. Ve bu kovanda, şu ön girişinde, burada bu iç kısmında kendine daraltıyor. Üstündeki parazitlerini temizliyor arı. Girişte. Üstündeki. Yani tamamen steril yapıyor. Arı girerken kendini temizliyor. Kendini temizleyerek içeri giriyor. Şimdi çiçeklere konuyor ya. Çiçeklerde diğer sineklerin parazitlerini kıllı olduğu için, vücutu kıllı olduğu için yapışıyor parazitler vücutuna. Üzerine geliyor, o zaman rahatsızlık veriyor arıya kendine. Onun için ne yapıyor bunu? Propolis'e kendini sürtünüyor. Sürtünce o propolis onu tedavi ediyor. Tamamen doğal. Hiçbir katkı maddesi yoktur. Bak kovanlarımı da çekebilirsin. Hepsi bak gattaydı, çoğunu hep indirdim. Çünkü oğula gitti bak. Bak bir tane de oğul açayım size buradan. Bu da yeni oğul bak. Daha 3 gün oldu bunu alalı. Taze oğul bak. Evet. 8 çıta bak. 9 çıta bak. Gördünüz mü? Taze bak. Taze oğul bu. Bunlar hepsi bal yapacak. Bak iki doğal bal yapacak. İki katlı olan da var oğulların. İki ana, iki oğul birleşti, anca öyle alabildim. Başka türlü alınmıyor. Çünkü ayıramazsın. Bir dalda birleşti iki oğul, o vaziyette aldı. İsterseniz şurada geniş şeyde gösterebilirim bak. Arkada şurada, bak şurada. Karakovan da bak, kaslar da var burada. Bu da karakovan. Bu da kasnak. Bu da kasnak. Altını da açayım, altına da bakayım. Bak, bir saniye. Tamamen orijinal. Yakından çeker misin bak? Orijinal, gördünüz mü tamamen doğal her şeyi. Balı gördünüz mü balı? Arının ürettiği doğal, hakiki doğal bal. Vatandaş buna diyor ki bu Anzer balından sonra gelen ikinci bal budur. Gördünüz değil mi? Tamamen katkısız, doğal, hakiki, atik bal. Atik bal. Peki bir de size bak küçük kovanlarım var bak. Onları göstereyim size. Müşterileriniz nereden temin edecek bu balları? Instagram'da sayfam var. Atik bal sayfam var. İnternetten ulaşabilir. Facebook'tan ulaşabilir. Google'dan da ulaşabilir. Google'da da sayfam var. İnternette sayfam var. Ben siparişle çalışıyorum. Ben öyle marketlere vermem kesinlikle. Kendim ürettiğimi kendim satıyorum. Kendim pazarlıyorum. Çünkü pazarım var. Artı Kırşehir'de her ayın Eylül ayının 13'ünde Ahi Bayramı kuruluyor. Ahi Evram Bayramı kuruluyor. O bayramda stand açıyorum. Geçen sene de açtım. Geçen sene çok mükemmel bir şeyim oldu. Satışım oldu. Reklam bir şey oldu. Patent aldım. Arkasından Antalya'ya Yörek Fuarı'na gittim. Yörek Fuarı'nda da sergi açtım. Ve orada bütün ne kadar Kırşehirli hemşirelerim varsa geldiler, memnun oldular. Çünkü Atik Balık duyan geldi, tanıyan duyan geldi. Ve aynısı bu sene de yine beni tekrar bekliyorlar. Ve gideceğim ya, fuara da gideceğim ben, hiç kaçırmayacağım. İzmir'den aradılar, İzmir'deki fuara da gideceğim. İstanbul'da Esenler'de Kırşehirli Derneğimiz var, Kırder var Esenler'de. Oradan davet geliyor. Bakacağım, değerlendireceğim, orayı da değerlendireceğim. Bizim ballarımız hakiki, doğal. Patentle %98 katkı maddesi olmayan. Bir damla şeker dahi vermiyorum. Tamamen kendini getiriyor bak. Doğada görüyorsunuz hiçbir şey yok. Ben bir damla şeker vermiyorum. Hep doğadan kendi getiriyor. Çünkü versem bile almaz onu, yemez bile. Çünkü doğadan getirecek onu. Tahlilde çıkıyor zaten. Şeker oranı %5'in üstünde çıkıyor zaten.
Zaten %5'ini arı kendi getiriyor. Doğadan getiriyor %5'ini. %6'sını, %7'sini, %7'sini, %8'in üstünde sonrasını şekere dönüşür. %8'in sonrasını şekere dönüşür. O ayrı mesele de. Hani diyeceğim tamamen doğaldır yani. Arıların bak gördüğünüz gibi orada da bölmelerim var. Burada katlı soğanlarım var. Hepsi tamamen. Hacettepe Üniversitesi'ne götürüyorum, tahlil yaptırıyorum, bal analiz raporunu alıyorum, 190-195 üzerinde. Artı propolisin tahlilini yaptırıyorum orada, onları alıyorum. Çünkü tescilli, marka tescilim var. Ticaret Bakanlığı'na markamı aldım, atik bal olarak. Bu işi elimden geldiği kadar Kırşehir halkına doğal ve organik bal sunmak için var gücümle çalışıyorum. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gece gündüz çalışıyorum. Gece hiç durmadan petek hazırlıyorum, çıta hazırlıyorum. Sabahın kalkıyorum, arıma çalışıyorum. Biz de sizleri tebrik ediyoruz. Kolay gelsin. Biz de teşekkür ederiz. Bekleriz. Çok teşekkür ederim Kırşehir Haber için. Kırşehir Atıkbal olarak bekleriz. Bir kere de daha yani tatabilirsiniz. Ücret almıyoruz. Başka soracağınız bir soru varsa cevaplayabilirim. Sağ olun.